Karadeniz'de Osmanlılara karşı donanmanın başına geçecek olan John Paul Jones'u teklif ediyor. Ve ikinci Katerina bunu büyük bir zevkle teşekkür ederek kabul ediyor. O da bir İskoç. Ve Karadeniz macerası bu şekilde yine John Paul Jones'un Osmanlılara karşı yapmış olduğu amirallikle ikinci bir döneme geçiyor. John Paul Jones, Amerikan donanmasının kurucusu olmasının ötesinde günlükleriyle, yazmış olduğu hatıratlarla da gündemde olan birisi. O zamanki yazdığı hatıratlarının ismini, başlığı Liman. Ve Odise Limanı'nda Türklere karşı vermiş olduğu, Osmanlı donanmasına karşı verdiği o Sinop baskınıyla tamamlanan sürecin bir dönemi de yine bir başka İskoçlu kaptana karşı verilmiş oluyor. Bütün her ne kadar Osmanlı-Rus deniz tarihinde böylesine uzun geçmişi olan bir tarih varsa da İskoçların çok önemli açıkçası burada katkıları olmuş. Ve bir şekilde Ruslara denizi ve donanmayı ve gemiciliği ve savaşmayı onlar öğretmiş. Bu da bence çok ilginç bir anekdot. Müthiş ya. Ay süper. Vallahi. Oğuz abi ya. Sağolsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Oğuz abi. Efendim. Şimdi gel Zerrinciğim. Sen bana anlat anlata git, ondan sonra ben seni serbest bırakacağım. Eserlerin etrafında gezerken seni görüntüleyeceğim. Ondan sonra sen gidersin, tamam mı? Şimdi mi başlayayım? Şimdi. Ondan sonra biz yani beraberiz seninle, tamam mı? O şekilde. Bir kişiden bir şey rica etsem ayıp olur mu? Şunu bırakabilir miyim bizimle birlikte? Müzeye birlikte getirmenizi. Tamam mı? Yukarısı açık dedin değil mi? Açık. Şunu da bileyim abi. Gel Oğuz abi. Sen bana anlatıyorsun şimdi. Geziyoruz. Şimdi bu gördüğün ön kısım tamamen şu iki tane yuvarlak yuvarlağın işte kenarındayız. Oğuz abi. Çapın şeyi, bitimi. Yüzü Bey telefonda da. Beni mi istiyorsun? Bir bakar mısın? Beni mi istiyorsun? Ben mi konuşayım? Fark etmez. Ben konuşayım. Martello. Bir tane yuvarlak tamamen canava. Tamam. Çok ters. Tamam mı? Oğuz abi ben dinliyorum seni abi. Evet. Gördüğün alalım. İki tane yuvarlak. Ön taraftaki iki tane. Canova zamanı. Genova. Martello Kulesi diyorlar. Martello Tower. Bunun tam İngilizcesi. Ha, İtalyanlardan geliyor. Bütün Karadeniz kıyılarında, yerlerinde bu gözlem kuleleri var. Gözlem kulelerinin ismi Martello Tower. Martello bu Tower. Bu ikisi de Genova'dan kaldığını kesin en güzel yapış şeyiyle. Bundan itibaren 2. Bayezid zamanında yapılıyor. Zaten kullanılan taş olsun hem de dizayn itibarıyla. Evet. Mesela 2. Bayezid'in bu kalesinin en arkasında iki tane yine yuvarlak kule var. Onların bu ön kulelerle hiç alakası yok. Ha, buradan alınma mimari olarak. Bunlar gözlem kulesi olarak Sakız Adası'nda da aynısından var. Aynı yapı, aynı zaman tamamen gözlem. Tipik bir yapı. Aradan yani. Kanaldan geçen bütün gemileri takip etmek, kontrol etmek ve izlemek için yapılmış gözlem kuleleri. Bunların yapım tarihleri bundan sonra 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başı. Dolayısıyla 2. Bayezid'in bu kaleyle ilgili söylenilen her şey 16. yüzyıl. Tam yuvarlak ortada burada ne bir şey? İki tane yuvarlak, bu iki tane ön taraftaki yuvarlak kuleden bahsediyorum. Zaten onlar da zamanında Genova Kulesi demişler oraya. Ha şuraya. Tanesi bronz. Şu bronz. Evet, bu gördüğün tamamen demir döküm. Zaten biz demir şey yapamıyoruz herhalde. Top yapamıyoruz Osmanlı döneminde. Var. Var mı? Var. Yapılıyor yani. Var. Gördüğün gibi üzerinde tarihi de var. 1715. Bu ama şey, dediğim gibi demir. O bronz, bu Yestafi'den çıkartılan şu top. Şu Yestafi'nin topu. Tabii. Bu da bizim Burcu Zafer'in çapası. Tabii o zaman bu tip çapaları gemide şey yapmak için tamamen kol gücüyle 150 kişiyle döndürdüğü
Uluslararası Deniz Savaşı kadar önemli kabul edilen bu dönemi gündeme getirmektedir. Gibi bir evet. Çok basit, herkesin anlayabileceği bir dilde. Osmanlı'nın savaştığı Çeşme Deniz Savaşı sergi folyo. Şimdi şöyle bir espriyle yaptık. Buradaki eski tüfek mazgallarını niş haline getirdik. Ha evet, şunlar. Bunları kullanalım istedik orada. Ondan sonra çünkü hazır bir bence şey, kolay bir gösterme konu. Çok güzel. Olay. Esas giriş ve iş hareketi böyle. Olayın coğrafi olarak ne şekilde oluştuğunu göstermek için Kronstadt'la başlayan bir harita. Evet, bunu konuşmuştuk zaten. Evet, Kronstadt'ta deniz üslerini işte 1. Peter zamanında bu Kronstadt'taki deniz üssü kuruluyor. Ondan sonra Baltık Denizi'nden geçiyor. Hal, Kingston Hal. Hakikaten akla hayale sığmayacak evet. Bir hırs bu değil mi? Müthiş bir şey proje. Ondan sonra Portsmouth, güneyde. Evet. Oradan lojistik destek alıyor. Zaman 3. George'un kral olduğu zaman. Onların da gündemlerini en yoğun bir şekilde orada götürdüğü şey dönem. Amerika'daki bağımsızlık savaşı esnası. İşte meşhur Boston Tea Party dedikleri Boston Çay Partisi. Boston iskelesinden çayların denize atılması dönemi. Ve Cebeli Tarık'tan geçiyorlar. Livorno ki o Livorno Roma'nın limanıdır aslında. Ha, Livorno. Ve oradan yine şeyle Sicilya ve İtalya'nın pabucunun ucundan geçmek suretiyle ilk oraya Mora'daki ayaklanmayı Yunan ayaklanması başlıyor bu esnada. Ortodoks tabasından olduğu için onları provoke edip Osmanlı'ya karşı ayaklandırmak istiyorlar ama demek ki 1770'li yıllarda hala daha Yunanistan Yunanlı olma şeyi yok. Hiçbir şekilde arkalarına kimseyi alamıyorlar. Ki Katerina'nın gemilerinde, o meşhur Katerina'nın altınları diye tabir edilen hadise, bir sürü de avanta da dağıtılıyor tam amiyane tabiriyle. Ona rağmen kimseyi harekete geçiremiyorlar. Osmanlı'nın tebaasında olmaktan dolayı. O zaman şu anda Kuruçeşme'de yalısı tekrar yapılmış olan evet. Muhsinzade Mehmet Paşa, bizim şeyimiz sadrazam, onun zamanında ilk Mora'ya müdahale yapılıyor. Evet. Aslında Osmanlılar o dönemde Fransızlardan gelen haberi değerlendirip Rusların geldiğine dair bir bilgi geliyor. Onların da cevabı Fransız yetkililerine, biz boğazları gayet iyi tuttuk, Karadeniz'de böyle bir hareket yok, siz bu bilgileri nereden aldınız nereden gibi aldınız? Bir şey. Yani düşünülemiyor ki onların Kronstadt deniz üstünden. Hayır. Şöyle. Bir tartışma da. Belki hakikaten Kronstadt deniz üssünün o Piri Reis'in haritaları falan zamanında yapılmış ama Osmanlı bir yerde kopmuş haritalardan. Kronstadt deniz üssünden Baltık kanalıyla Cebeli Tarık'a geçiş ve Akdeniz'den Çeşme'ye varış gibi bir ihtimali hiçbir şekilde hayal de edilemiyor, düşünülemiyor da. Bu tartışma konusu... Bu denizciliğimizin bittiği anlamına geldiği bir noktada... O dönemin tabi Baron de Tott, Macar topçusu ve şey... Aynı zamanda mütercim olarak da Padişah 3. Mustafa'ya yakın o zaman çalışıyor. Baron de Tott'un anılarından bütün bu detayları öğrenmek, görmek... Mesela o zamanki en enteresan konulardan bir tanesi... Topların iyi ve olumlu bir şekilde atış yapabilmeleri için... Her atıştan sonra temizlik yapılması. İyi temizlik yapabilmek için bu işi o dönemde en başarılı yapan ki hala bunun örneklerini Portsmouth'taki Deniz Müzesi'nde görmek mümkün. Domuz tüyü. Domuz tüyünün kullanılmasına icazet verilmiyor. Ancak Şeyhülislam'dan onay alıp ama onun da onayını almak için Baron de Tott çok uyanık bir şey yapıyor anılarında. Evlerinizi neyle badanalıyorsunuz diye soruyor. İşte getiriyorlar bir takım fırçaları. İşte diyorlar senelerden beri biz bunlarla yapıyoruz badanayı. Ve onların bir domuz tüyünden yapıldığını, en iyi aslında bu tip uygulamanın domuz tüyünden yapılan fırçalarla olduğunu ne zamanki gösteriyor. Ondan sonra topların temizliğinde müthiş. Domuz tüyünün kullanımına izin Şeyhülislam'dan fetvası çıkıyor. Müthiş. Yani böyle bir tutuculuğun da getirmiş olduğu sıkıntıların olduğu bir şey. Baron de Tott'un anıları tabii buna çok güzel ışık tutuyor aynı dönem.
Bir de Baron de Tott Osmanlı'daki işte bilimin ne kadar geri olduğunu anlatmak için şöyle bir şey yapıyor. İşte topluyor bilim adamlarını, Osmanlı'nın işte gösterdiği kişileri. Soruyor üçgen iç açıları ne nasıl hesaplanır diye. Birisi diyor ki üçgen bakıyor. Üçgenine göre değişir diyor. Böyle bir bilimde zaafımızın olduğu bir dönem aslında. Evet. Şey bu burada yer alan Rus donanmasında ağırlıklı olarak tabii İngilizler ve İskoçlar var. Her ne kadar karşımızda bir Rus donanmasıyla mücadele ettiğimiz gündemdeyse de esas bütün önemli işin fikir babaları, strateji mimarları İskoç ve İngiliz. Evet. Yoksa Rusların o dönemde denizle uzaktan yakından pek bir alakaları yok. İşte birazdan göreceğiz. Günlüklerini tutmuş, günlüklerinin burada yer verdik onlara da biz. Evet. Şimdi burada iki tane harita yer alıyor. Bu iki tane haritadan dikkatle baktığımız takdirde bir tanesi aşağı yukarı 17. yüzyıl ki o zaman henüz daha Rusların ne Karadeniz'de ne de Baltık'ta herhangi bir kıyıları yok. Dönem 1. Peter zamanı. Evet. Saint Petersburg dahi kurulmuş değil. Saint Petersburg'un kuruluşu 1. Peter'in iktidara gelmesinden sonra yani 1700'lü yıllarda. Petersburg yani. Ama ondan almıyor ismini. O Aziz Petersburg'dur. Aziz Peter'den geliyor. Kendi ismi olan orada Peter'den değil. Dikkat ederseniz Rus şeyi İsveç burada, evet. Kuzeyde. Evet. Tam yumuşak karnında Habsburglar, güneyde Osmanlı İmparatorluğu. Ve denizle olan hiçbir irtibatı yok Rusların. Peki nedir bu sıcak deniz meselesi? Sıcak deniz meselesi, sıcak deniz dedikleri Akdeniz'i kastediyor. Yani niye Akdeniz? Niye? Çünkü sadece Akdeniz için değil bu vasiyetname. Aynı zamanda tabii kuzeydeki Baltık yani Denizi'nde dünya de. Dünya İmparatorluğu oluşturmanın denizlerden geçtiği tabii, için. Tabii onun çok iyi bilincinde. Çünkü 1. Peter İngiltere'ye ve Hollanda'ya gidiyor. Bizzat gemi yapım ustası olarak bir sene çalışıyor. Ha öyle bir şeyi tabii. Var. Kendisi gemicilik konusunda maketleri falan olan. Yani bir fiil bu gemiciliğin nasıl yapıldığını bir fiil öğrenmek istiyor. Ve işin en hassas noktasının bir imparatorluk yaratabilmek için bunun denizlerden geçtiğini. Sizin Barbaros Hayrettin Paşa'nın yani, dediği aynı gibi. Aynı şey. Yani dünyayı kontrol altında tutmak istiyorsanız denizlerde olacaksınız. Dolayısıyla işte dramatik bir değişikliği burada görüyorsunuz. Kırım Osmanlı'ya ait. Evet. Yumuşak karnında Polonya'da. Polonya var. Habsburglar kuzeyde İsveç. Mesele de buradan çıkıyor değil mi? Polonya. Esas tabii Pontiyavski'nin şeyi değiştiriliyor. Çok Lek kralı. Çok özür dilerim abi. Kaset bitmiş. Öyle mi? Hiç time code'la falan uğraşma. Direkt tak devam edelim. Hiç uğraşma.